Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum, ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Çünkü yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde kırmızı kar taneleriyle ilgili ürkütücü efsanelerden ve korkunç hikayelerden bahsediyorum. O halde eğer yeterince cesursanız ve uykusuz kalmaya hazırsanız videomuz başlıyor. Sevgili arkadaşlarım, havalar iyice soğudu ve yılbaşı yaklaşıyor. Ben de bu ay boyunca bu kanalda yılbaşı korku hikayeleri temalı videolar paylaşıyorum. Ve bugünün videosunda sizlere kırmızı kar taneleri hakkında bulduğum son derece korkunç hikayelerden bahsediyorum. Bu hikayeleri duyduğumda beni şaşırtmayı, hatta korkutmayı gerçekten başardılar. Bu yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar, bahsedeceğim ilk efsane kırmızı kar tanesi olarak adlandırılıyor. Hikaye aynı zamanda Everwood efsanesi olarak da biliniyor ve 1700'lü yıllarda geçiyor. Bir ormanın derinliklerinde bulunan ve sadece 100 kişilik küçük bir köy olan Everwood'da yaşayan insanların ilginç bir hikayesi vardı. Bu köyde yaşayan herkes tıpkı diğer insanlar gibi yılın ilk karını büyük bir heyecan içinde beklerdi. Merakla pencerelerinden dışarı bakar ve gökyüzünü izlerlerdi. Ancak bu sevinçli bekleyiş sadece kırmızı bir kar tanesi yere düşene kadar devam ederdi. Kırmızı kar tanesi yere düştüğünde ise tüm köy halkının içini büyük bir endişe kaplardı. Çünkü onlar bu kar tanesinin ardında gizli bir kötülüğün olduğuna inanıyorlardı. İnanışa göre kırmızı kar tanesi yere düştüğü zaman korkunç bir varlık ortaya çıkardı. Kırmızı kar tanesi genellikle akşam karanlık olduğu zaman belirir ve karanlığın içinde hafif bir pırıltıyla süzülürdü. Bunun için bir kişi sürekli çatıda durup kırmızı kar tanesini görür görmez tüm köy halkına haber verirdi. Eğer gökyüzünden yere süzülürken onun gözlerinin önünde olduğunu görürlerse hemen eve koşar, perdelerini kapatır ve kapılarını kilitlerlerdi. Ardından sabaha kadar evlerinde saklanmaları gerekirdi. Saklandıkları sıradaysa tuhaf sesler duyarlar ve evlerini dünyada hiç olmadığı kadar soğuk bir hava kaplardı. Kazakları, battaniyeleri, hatta yaktıkları ateş bile onları sıcak tutamazdı. O gece köyün tenha sokaklarında dolaşan bir varlık olduğuna inanıyorlardı. Bu varlık gece boyunca köyün ıssız ve boş sokaklarında dolaşırdı. Ardındaysa kırmızı izler bırakırdı. Eğer iyi saklanmaz ve onunla göz göze gelirlerse, onu gören kişiye ve ailesine ömür boyu kalkmayacak olan bir lanet bıraktığına inanıyorlardı. Ertesi günse bu varlığın dolaştığı yerler kolayca fark edilirdi. Çünkü bembeyaz karların arasında kırmızı izler kalırdı. Sabah olup köy halkı evlerinden çıktığında, eğer kapılarının önünde kırmızı kar izleri görürlerse bu varlığın kendi evlerini ziyaret ettiğini kolayca anlarlardı. Bu köy için kışın ilk karı artık sevinçle karşılanan bir olay değil, adeta korkunun habercisi haline gelmişti. Tüm köy halkı kırmızı kar tanesi efsanesinin sadece bir söylenti olmadığını, onları ziyaret eden tuhaf varlığın gerçek olduğunu içten içe bilirdi. Ve yılın ilk karı yağıp kırmızı kar tanesi yere düştüğünde, İnsanlar bu korkunç geceye hazır olmalıydı. Arkadaşlar, o halde yılın ilk karı düştüğünde dikkatli olun. Eğer kırmızı bir kar tanesi görürseniz perdelerinizi kapatın, kapılarınızı kilitleyin ve odanıza saklanın. Çünkü o tuhaf varlık sizi bulmaya gelmiş olabilir. Kim bilir, kırmızı kar tanesi belki de sadece bir efsane değil, gerçeğin ta kendisidir. Sevgili arkadaşlarım, tabii ki sadece şaka yapıyorum. Yani umarım sadece bir efsanedir, çünkü bu hikayenin gerçek olduğunu düşünmek son derece ürkütücü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer kırmızı kar tanesi efsanesinin gerçek olduğunu düşünüyorsanız yorumlara bir kar tanesi emojisi, ancak sadece bir efsane olduğunu düşünüyorsanız da yorumlara bir hayalet emojisi bırakın. Cevaplarınızı gerçekten merak ediyorum. Arkadaşlar, şimdi de sizlere yine kırmızı kar taneleri hakkında bulduğum başka bir ürkütücü hikayeden bahsetmek istiyorum. Bu hikayeyi okuduğumda bana az önceki kırmızı kar tanesi efsanesini hatırlattı ve o yüzden videoya almak istedim. Elizabeth küçük bir kasabada yalnız başına yaşayan genç bir kadındı. Hava oldukça soğuk ve kasvetliydi, ancak yılbaşı yaklaşıyordu ve kasaba rengarenk ışıklarla süslenmişti.
Bu yüzden tüm kasabada mutluluk hakimdi. Ancak bu yılbaşında Elizabeth'in hayatı eski bir antika dükkanından aldığı kırmızı bir kar küresi sayesinde tamamen değişti. Bu tuhaf kürenin içinde kırmızı kar taneleri vardı ve gizemli bir şekilde parlıyorlardı. Elizabeth kar küresini bu yılbaşında kendisine uğur getireceğine inanarak evinin en güzel köşesine yerleştirdi. Yılbaşı gecesi olduğunda tüm kasaba kutlamalara dalmıştı ve hep birlikte eğleniyorlardı. Ancak kimse Elizabeth'i davet etmemişti. Bu yüzden yılbaşı gecesini evde tek başına oturarak geçiriyordu. Saatler gece yarısına yaklaşırken Elizabeth odanın içinde garip bir soğukluk olduğunu fark etti. Ve ne olduğunu anlayamadan kırmızı kar küresi birdenbire ışıldamaya başladı. Merak içinde kar küresini incelerken ondan gelen tuhaf ve ürpertici bir şarkı duydu. Gözleri kapalı şekilde bu garip şarkıya odaklandı. Şarkı sanki ürkütücü bir hikayeyi anlatıyor gibiydi. Derken ses bir anda kesildi ve oda tamamen karanlığa gömüldü. Elizabeth gözlerini açtığında karşısında korkunç bir varlığın durduğunu gördü. Varlık büyük siyah bir şapka takan ve pelerin giyen ürkütücü bir silüetti. Sessizce Elizabeth'in adını fısıldadı ve ardından kırmızı kar küresini eline aldı. O anda kırmızı kar taneleri şiddetle parlamaya başladı. Elizabeth tüm bu olan biteni bir anlam veremiyordu ve kalbi hızla atıyordu. Ardından varlık Elizabeth'e doğru yaklaşmaya başladı. Elizabeth ise çığlık atarak geri çekildi. Ancak varlık ona doğru ilerlemeye devam ediyordu. Ardından varlık Elizabeth'e iyice yaklaştı ve sonra onu da alarak birdenbire ortadan kayboldu. Ertesi gün kasaba halkı Elizabeth'in evine gittiğinde ev bomboştu. Elizabeth ortada yoktu, evde sadece kırmızı kar küresi kalmıştı. Ne kadar ararlarsa arasınlar zavallı kayıp kadını hiçbir yerde bulamadılar. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen insanlar onun evinin önünden her geçtiklerinde kırmızı kar taneleri gördüklerini ve garip bir şarkı duyduklarını söylüyorlar. Bu olayın sadece bir efsane mi yoksa gerçek bir paranormal deneyim mi olduysa hala tartışma konusu. Ancak ne olursa olsun Elizabeth'in başına ne geldiği hala bilinmiyor. Arkadaşlar bence Elizabeth'in kayboluşu ve kırmızı kar taneleriyle ilişkisi son derece garipti, ne dersiniz? Bu gizem benim zihnimi uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor. Ancak sizin Elizabeth'e ne olduğu ile ilgili fikirleriniz varsa yorumlara çekinmeden yazın. Arkadaşlar ayrıca dünya genelinde kırmızı kar taneleri ile ilgili çeşitli inanışlar vardır. Örneğin Kızılderililer kırmızı kar tanesi görmeyi ruh ziyaretçilerinin bir işareti olarak kabul eder. Rus inanışlarına göre ise kırmızı kar görmek şanssızlık ve uğursuzluk getirir. Ayrıca kırmızı kar tanesi görmek son derece nadir bir olaydır. Yani doğal bir şekilde gökten yağan kırmızı bir kar tanesi hiçbir zaman göremezsiniz arkadaşlar. Genellikle kar kristallerine bir şeyler yapıştığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Zaten o yüzden de bu kadar efsaneye ve hikayeye konu olmuştur. Sevgili arkadaşlarım, böylece bugünün videosunun sonuna geldik. Eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. Beni bu kadar görmek sizlere yeterli gelmediyse hemen bundan önce paylaştığım uzun korku videosunu atlayın. Ayrıca araştırmamı istediğiniz farklı konular, korkunç efsaneler ya da paranormal olaylar varsa hemen yorumlara yazın. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Karanlık ve gizemli maceralarımız devam edecek. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.